Yakın bir zamanda Türkiye Belediyeler Meclisi Birliği'nin seçimi de yapılacak. Kamuoyunda konuşulan bazı isimler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı belli midir? Şaşkınlıkla takip ediyorum ki Türkiye Belediyeler Birliği CHP'de kriz olacak falan. CHP öyle kriz mriz gibi şeyleri değil. CHP büyük bir başarıyı 31 Mart'ta hep birlikte başardı. Bu başarıyı başaran arkadaşlarımız Belediyeler Birliği'nde delegasyonun çoğunluğunu sağladılar. Bununla ilgili birinci kuralımız şu. Bundan önce Cumhur İttifakı bileşenleri Belediyeler Birliği'ni çoğunluğu sağlayınca bütün yönetimi kendilerine alıyorlardı. Biz öyle yapmıyoruz. Biz bütün partilerin temsil edilebileceği güçlerin nispetinde en esnek dağılımı yapacağız. Elbette çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak. Çünkü Türkiye'nin %65'ini yönetiyor. Ama diğer partilerin, AK Parti'nin de diğer partilerin de temsil edilmesini, demin de MHP'nin de İYİ Parti'nin de temsil edilmesini önemsiyoruz. Birincisi bu. İkincisi, yönetirken geçen sene rakamlar açık. Neredeyse %98,5'unu AK Parti ve MHP'li de belediyelere verdiler. Biz bunu da, bu oranı da, o yönetimi, o arkadaşları da alıyoruz. Herkesin gücü oranında, herkesin hizmet ettiği bölge oranında, nüfus oranında, temsil ettiği ekonomi oranında bu ekonomik güçten yararlanılacak. Kesinlikle ve kesinlikle bir oy fazla aldım da hepsi benim mantığı yok. Türkiye öyle yönetiliyor olabilir. Biz bu kötü örneği sergilemeyeceğiz. Türkiye Belediyeler Birliği başkan adayımız kim olacak diye sorulduğunda da adayımız daha önce geleneksel olarak sürüyordu. Son zamanlarda terk edildi. Dünyanın tanıdığı en büyük metropol İstanbul, en yoğun insanların yaşadığı kent İstanbul. Bu yüzden bu görevi Ekrem Başkan'a teklif ettik. Ama bu görevi Ekrem Başkan'a teklif ederken kimle konuştuysak, ki bazı spekülasyonlar çıktı, Mansur Başkan partimizin verdiği karara hep birlikte uyarız, hep birlikte destekleriz. Parti yönetimimiz ne takdir ederse o karar bizim için geçerlidir diyecek bir olgunlukta ve parti disiplininde davranan biridir. Efendim, Mansur Bey de istiyor. Aralarında çekişme var, rekabet var. Böyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partililer çekişmeyi geçmişte bıraktı. Şimdi dayanışma içinde hizmet veriyorlar. Sayın Mansur Başkan'ın da yine Belediyeler Birliği'nden sonra Tarihi Kentler Birliği var. Öyle bir görev noktasını kendisine teklif ettik. Onu da orada görevlendireceğiz. Ama tabii seçimdir, seçimler yapılacaktır. Ayrıca başkanlarımızın bazıları yoğunluklarından dolayı bir başka arkadaş yapsın diyorlar. Ama şu ana kadar yapılan seçimlerde iki CHP'linin karşı karşıya geldiği olmadan bütün neredeyse belediyelerin, bölgesel birliklerin, Marmara, Ege, Kıyı, Kentler Birliği, daha sonra yine Sağlıklı Kentler, Ege Bölgesi Belediyeleri Birliği ile ilgili hep mütabakat sağladık. Hiçbir çatışma olmadı ve hep oy birliğiyle aday adaylarımızı belirledik. Pek çoğu seçildi. Birkaç tane seçimde yine Cumhuriyet Halk Partililerinde oy birliğiyle tamamlanacak. Türkiye Belediyeler Birliği adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkan, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmeniz olacak. O 9'unu işaret etti, o tarihleri işaret etti. Görüşme yapacağınız tarih net belli mi? Konuştunuz mu? 9'uyla başlayan hafta içinde bir gün konuşacağız. Bunu özel kalem müdürümüzle Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü Sayın Hasan Doğan bu hafta içinde belirleyecekler. Sonra da basından sorumlu arkadaşlarımız sizlerle paylaşır. Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğiniz yönünde basına haberler yansıdı. Konunun gerçeğini. Bu haftaki, önümüzdeki haftaki programımda yok. Böyle bir netleşme olduğunda sizlerle paylaşırım. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler.